ekranları başında bizleri izleyen sevgili çocuklar, yeni bir bölümde Bilgi Treni yarışmasında yine karşınızdayız. Sizler bizi bekliyordunuz, bizler de geldik. İşte iki yarışmacım. Kırmızı trenin makinisti Havle'ye kocaman bir alkış gönderiyoruz. Ve diğer yarışmacım Mavi Trenin makinisti Sümeyye'ye de kocaman bir alkış göndererek yarışmamızın açılışını yapıyor. Bakalım yarışmacılarım hangi ödülleri kazanacak, görelim. Yarışmamızın birincisine Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve tablet bilgisayar, yarışmamızın ikincisine Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve MP4 çalar armağan ediyoruz. İşte ödüllerimiz bunlar. Güzel ödüllerimiz var. Birinciye tablet, ikinciye MP4 çalar armağan ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, sizlerle tanışmak istiyorum. Ekranları başındaki arkadaşlarınızla tanışmak istiyorlar. Acaba siz kimsiniz? Kırmızı trenin makinisti Havle. Havle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Havle? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. İsmin çok hoş, güzel bir isim. Anlamını öğrenebilir miyiz? Koruyan, kuşatan demek. Çok güzel bir anlamı varmış. Peki Havle, bana hobilerinden en beğendiğin iki tanesini söyler misin? Yüzmek, kitap okumak. Yüzmek ve kitap okumak. Biri spor, diğeri gerçekten bilgilendirici bir faaliyet, kitap okumak dedi. Havle, heyecanlı mısın şu anda? Evet, çok heyecanlıyım. Bir ile 10 arasında bir numara ver heyecanına. 9. Oo, yani 10 olsa zaten maksimum heyecan. Heyecanın bayağı yüksekmiş. Birazdan o heyecanı düşüreceğiz, merak etme. Havle, dünyanın her yerine tren rayı olsa nereye gitmek isterdin bir trenle? Memleketime gitmek isterdim. Çok güzel. Memleketin nere? Ankara. Aman iyiymiş. O zaten gidersin ona. Şuradan bin Sıhhiye'den, Sincan, Kayaş. Dolanırsın yani. Başka bir yer söyle. Oraya gidersin zaten. Yani. Tatile gitmek isterim. Bir yer ismi söyle bana sen. Boş ver. Mersin olsun. Mersin'i de geç uzak. Biraz açıl. Biraz yurt dışına gidelim ya. Bilmem, Hollanda'ya gidelim. Tamam, Hollanda işte. Kabul ediyorum, Hollanda'nın lalesi meşhur. Havle Hollanda'ya gidip lale almak istiyormuş efendim treniyle. Hemen diğer yarışmacıma geçeceğim. Mavi trenin makinesi Sümeyye. Hoş geldin Sümeyye. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sümeyye, senin heyecan durumun kaç? Kaç numarada? 10. 10 mu? Evet. Oo, maksimumdayız. En üst seviyedeyiz. Heyecanınızı geçireceğiz. O zaman sana bir şey sorayım. Aynı Havle'ye sorduğum gibi. Nereye gitmek isteriz trenle? Almanya. Of. Almanya'da kim var? Biri var bence. Halam. Halan var. Halasını görmek için, Almanya'yı gezmek için Almanya'ya gideceğim ben dedi. Çok güzel. Senin hobilerin var mı? Kitap okumak, müzik dinlemek. Güzel, güzel hobiler bunlar. Dinlendirici hobiler, bilgilendirici kitap okumak var aralarında. Çok güzel oldu. Şimdi biraz konuştuk. İlerleyen zamanlarda yine konuşacağız sizlerle ama öncelikle birinci istasyona doğru yola çıkacağız. Havle, hazırsan yüksek bir sesle hazırım de. Hazırım. Hazır işte. Sümeyye, hazır mısın? Hazırım. O zaman yapacağımız tek şey şu. Trenlerimizi çalıştırıyoruz. Birinci istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarım, Havle ve Sümeyye ile birlikte birinci istasyona geldik. Sizler de yerinize oturun. Yarışmaya başlayalım. Hem siz hem de iki yarışmacımla beraber. Arkadaşlar, burada 5 tane soru soruyorum. Din kültürü dersiyle alakalı. İlk sorumu sorayım. Yarışmaya bir alışın önce. Derin bir nefes alıp verelim, şöyle bir rahatlayalım. Ben de yapayım. Evet. İşte ilk sorum. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Ayeti hangi faziletli gruptan bahseder? A. Gaziler, B. Şehitler, C. Sahabeler, D. Ensar. Arkadaşlarım bakıyor derken butona basan Sümeyye oldu. Sümeyye, ilk butona bastın. İyi mi buton? Rahat mı? Rahat basılıyor mu? Evet. Çok güzel. O zaman hadi rahat bir cevap ver, bir 10 puan alalım. Şehitler. Hangi şık? B. B, şehitler dedin. Diğer şıklar hiç gözüne çarpmadı mı? Hayır. Hayır. Doğru cevap
B şehitler olacak. Sümeyye'ye 10 puan veriyoruz ve Sümeyye ilk 10 puanını aldı. Oh, rahatladık mı? Evet. Heyecan düştü mü? Evet. Oh, çok güzel oldu. Şimdi esas yük Havle'nin omuzlarında. Onun da bir 10 puan alması lazım. İkinci sorumu soruyorum. Hadi Havle, inşallah burada da sen bir 10 puan çıkar. Peygamberimizin bildirdiğine göre hangi ibadeti yaparsak sıhhat bulmuş oluruz? A. Namaz kılarsak. B. Oruç tutarsak derken. B. Oruç tutarsak dedim. Butona Havle bastı. A ile B'yi say, C ile D'yi saymadım. Bir cevap ver. Oruç. B. Oruç tutarsak cevabı burada var zaten. C ile D'yi saymadım. Havle dedi ki ben C'yi D'yi duymak bile istemiyorum. Çünkü doğru cevap bence B dedi. Doğru bildi. 10 puan aldı Havle bizden ve o da puanına kavuştu. Puanı aldık, rahatladık değil mi? Evet. Hadi bakalım. İkiniz de puan aldınız. Bu saatten sonra sizi kimse tutamaz. Üçüncü sorum, iyi dinleyin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye giderken yolda kız kardeşinin evine uğrayan ve içeride okunan Kur'an'dan etkilenerek Müslüman olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir derken, oho, Havle butona basmış, ben şimdi fark ettim. Havle, daha şık falan saymadım. Hadi bir doğru cevap söyle. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer dedi. Şıkları bir dinleseydik, bilmiyorum ama Sümeyye sen, doğru mu sence? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsun bunun cevabını. O zaman Havle biliyor ve 10 puanı alıyor. Hemen Havle'ye bir 10 puan yazdık. Şık saydırmadı. Sümeyye, eğer eminsen sen de yapabilirsin böyle. Tamam. Şimdi geldik 4. soruma. Kur'an sureleri peygamberimize geliş dönemlerine göre 2 grupta toplanır. Aşağıdakilerden hangisinde bu 2 grup birlikte verilmiştir? A şıkkı, kısa sureler, uzun sureler. B şıkkı, Mekke'de gelenler, Taif'te gelenler. C şıkkı, Mekke'de gelenler, Medine'de gelenler. D şıkkı, Taif'te gelenler, Medine'de gelenler. Şıklar biraz karışık gibi duruyor. Bakalım. Geliş dönemine göre ikiye ayrılan bu grup derken Havle butona bastı. Mekke, Havle. Mekke'de gelenler, Medine'de gelenler. C. C. Aslında B ile D'de de var hani Mekke, Medine ama sen bunu tercih ettin. 10 puanı alıyor Havle. Tebrik ediyorum Havle. Havle ikinci soruda bir açıldı. Sümeyye butona basamadı bile. Sümeyye butonla bir bas, çalışıyor mu? İşte çalışıyor. Benim önümde senin buton ışığın yandı, demek ki çalışıyor. Hadi ilk sorudaki gibi, anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. İşte son sorum. Bu önemli bir soru. Sümeyye bence bunu bilmelisin. Sözleri ile davranışları uyumlu olan, verdiği sözü yerine getiren, başkalarını aldatmayan kimseye ne denir? A. Yardımsever. B. Dürüst. C. Adaletli. D. Barışçı. Hemen görsünler. Aldatmayan. Uyumlu derken Havle dayanamadı, yine butona bastı Havle. Dürüst. B. Dürüst dedi Havle. Sümeyye sen olsan hangisin derdin? Ben de dürüst derdim. O zaman ikiniz de dürüst diyorsunuz. Ama butona basan Havle olduğu için. 10 puanı Havle alıyor. Havle bir açıldı. Tutana aşk olsun. Tebrik ediyorum. Hemen bakalım bu istasyonda kaçar puan kazandınız? Havle 40 puan. Sümeyye 10 puan aldı bu istasyonda. Ve böylelikle birinci istasyonu geride bıraktık. İkinci istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarım, birinci istasyonda sizlerle beraber yarıştık, ikinci istasyona geldik. Havle ilk istasyonda, ikinci soruda açıldı, tutamadık Havle'yi. Havle böyle devam eder misin? Ederim. Edersin. Sümeyye, senin ne yapman lazım sence? Hemen cevap vermem lazım. Evet, butona hızlı basman lazım. Birçok yarışmada iki arkadaşım da bu soruyu biliyorlardı diyelim. Ama butona önce basan cevap verdiği için butona basarken kaybediyorlardı. Ama ikiniz de biliyorsunuz. Ben gerçekten eminim. Orada buton
el refleksi çok önemli. Hadi ikinci istasyona başlıyorum. Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgilerle alakalı sorular soracağım. Birinci sorum geliyor. Verilen cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi ov sözcüğünden türememiştir? Ov. A şıkkını okuyorum. Mermerler bir ilaç da ovulmaktan dolayı parlıyor. B. Sırtını güzelce ovdurttu. C. Gömleğindeki lekeyi ovalayarak çıkardı. D. Yumurta oval şekilde olduğundan dik durmaz. Butona basan bu sefer Sümeyye oldu. Sümeyye, soru basit. Hangisi ovdan türememiştir? Bence D. Sence D. Oval değil mi? Evet. Ovmakla, ovalamakla alakası olan bir kelime mi? Hayır. Havle katılır mı acaba? Havle? Doğru söylüyor bence. Doğru söylüyor. Ve Sümeyye ikinci istasyona bir alkış gönderiyorum hatta sana. 10 puanla başlıyor. Hadi güzel bir yarışma olacak. İkinci sorum. Bir matematik sorusu. Bir bardak su 350 mililitre ve bir tatlı kaşığı su 5 mililitre ise bir bardak su kaç tatlı kaşığı gelir? A5, B7, C35, D70. Butona Sümeyye bastı. Bilmiyorum hesapladı mı bastı, anlayamadım. Evet Sümeyye, hangi şık? D70. D70. Matematiğin iyi mi? Evet. Biraz daha düşünsen başka şık söyleyebilir misin? B olabilir belki ama. Az. 350 bölü 5, 70 olduğundan dolayı Sümeyye bir 10 puan daha alıyor ikinci istasyonda. Havle, bilmiyorum öyle devam ederim dedin ama Sümeyye öne geçmeye başladı. Ne yapalım? Daha hızlı olmaya çalışacağım. Hadi bakalım daha hızlı olalım. Sümeyye'nin yüzü gülüyor bu arada. İşte üçüncü sorum. Maddelerin ısı alması sonucunda hacimlerinin artmasına ne denir? Oo. Şık saymadım. Ama Sümeyye butona bastı. Çok merak ediyorum. Acaba bu şıklardan birini söyleyebilecek mi? Sümeyye. Genleşme. Genleşme dedi. Isı alması sonucunda hacimlerinin artmasına ne denir diye sormuştum ben halbuki. D. Genleşmeydi. Doğru cevap ve Sümeyye bir 10 puan daha alıyor. İnanılmaz bir rekabet var şu anda. Hakikaten çok eğlenceli ama Sümeyye için eğlenceli, benim için eğlenceli, Havle için eğlenceli mi bilemiyorum. Havle eğlenceli mi şu an? İdare eder. İdare eder. Aslında eğlenceli ama puan alamadın. İkinci istasyonda bir 10 puan al. Hiçbir şey belli olmayacak daha, tamam mı? Her şey daha netleşmiş durumda değil. Sümeyye rahatladı. Havle, o rahatladıysa senin biraz daha dikkatli olman lazım. Dördüncü soru. Bir yerde yetişen ürünle iklim arasında sıkı bir ilişki vardır. Çayın Rize'de yetiştiği düşünüldüğünde çayın yetişme şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Kışları kar yağışına ihtiyacı vardır. B. Sürekli yağın... Okuyamadım. Neden ekran başındaki sevgili arkadaşlarım Sümeyye butona bastı? Ben okuyamadım. Evet. Bir cevap istiyorum. Ne olacak? Bol yağışlı olması. Bol yağışlı olması dedin. Tam B'yi okuyordum. B'de şöyle bir şey vardı. Sürekli yağışa ihtiyacı vardır diye bir durum vardı. Yani sen B cevabını söyledin. Evet. Havle? Ben de öyle derdim. Sen de öyle derdin. Ama ne oldu biliyor musun? Daha ben sürekli derken, yani sürekli yağışa diye okurken görmediği halde butona bastı ve bol yağış dedi. 10 puanı yine Sümeyye alıyor. Sümeyye bu istasyonda durdurulamıyor. Havle durdur. Hadi son soru. Verilen cümlelerin hangisinde perde sözcüğü terim anlamlı olarak kullanılmıştır? Terim anlamlı kullanılmıştır. A. Seyirciler son perdenin bitmesini beklemeden kalktılar. Derken bak A'yı okudum. Ekran başındaki sevgili arkadaşlarım, bu arkadaşlarım bana soru okutmuyor. Şıkları saydırmıyor zaten. Hemen Havle'ye geçiyorum. Havle. A. A dedi. Dedi ki ben B, C, D'yi dinlemiyorum. Öyle mi? Evet. Peki. Perde sözcüğü terim anlamlı. Bir nesne anlamlı kullanılmamıştır gibi düşündük. Tiyatroda, yani A şıkkında seyirciler son perdenin bitmesini beklemeden kalktılar. Burada perde hangi anlamda kullanılmış sence? Terim. Evet. Yani ne olarak? Mesela seans.
Değil mi? Bölüm. O gerçek bir perde değil. Bir terim. Ve o zaman 10 puan Havle'ye gidiyor. Havle de bu istasyondan çok ciddi bir 10 puan çıkardı. Ve böylelikle bu istasyonu geride bıraktık. Havle, bu atağın iyi oldu. Yoksa Sümeyye gidiyordu, ben söyleyeyim. Bakalım bu istasyonda kaç puan aldınız? Havle 10 puan, Sümeyye 40 puan aldı bu istasyonda. Ve böylelikle ikinci istasyonu geride bıraktık. Arkadaşlarımla birlikte üçüncü istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekran başındaki sevgili arkadaşlarım, inanılmaz çekişmeli bir yarışma şu an devam ediyor. Üçüncü istasyona geldik. Havle, nasıl gidiyor yarışma? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Yüzün gülmeye başladı değil mi? İkinci istasyonda o 10 puanın çok önemli. Sümeyye, senin için nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Kesinlikle ikinci istasyonda müthiş bir atak yaptın. Üçüncü istasyon arkadaşlar, doğru mu yanlış mı istasyonu? Bir cümle okuyorum. Diyorum ki, doğru mu yanlış mı? Hızlı bir istasyon. Burada her şey değişebilir. İşte birinci sorum. Nisan ayı 31 gündür, doğru mu yanlış mı? Butona basan Havle. Yanlış. Yanlış. Kaç gün? 30. Bin. 29 gün. Hayır. Kaç gün? 30. 30 gün. Doğru cevap. Yanlış olacaktı. 10 puan Havle'ye. Havle 10 puanla başladı. Çok güzel devam ediyoruz. Hadi Sümeyye. İkinci sorum. Tıbben dondurmanın boğazımızda ağrı, şişme, kızarma gibi etkileri olmaz. Doğru mu yanlış mı? Sümeyye bastı butona. Yanlış. Yanlış dedi. Yani tıbben dondurma boğazda ağrı yapar mı diyorsun? Yapar. Şimdi tıbben dondurmanın boğazımızda öyle bir etkisi yokmuş. Yani bu cümle doğru bir cümle. Doğru demeliydin ve 10 puan almalıydın. Yanlış dediğin için. Şimdi ben Havle'ye sorsam ne diyecek bu cümleye? Doğru. Doğru diyecek. Neden? Çünkü başka bir ihtimal kalmaz. O nedenle Sümeyye Havle'ye 10 puan hediye etti. Havle'ye bir 10 puan daha yazıyoruz. Havle, bir teşekkür et. Teşekkür ederim. Evet. Sümeyye, bir rica ederim diyebilirsin. Rica ederim. Rica ederim. Bir de şöyle diyebilirsin. Ben sana hediye verdim, senden de bekliyorum de. Ben sana hediye verdim, senden de bekliyorum. İşte bu. Bakalım Havle bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Birazdan göreceğiz. Üçüncü sorum. Horon, İç Anadolu bölgesine ait yöresel bir oyundur derken Havle bastı. Havle. Yanlış. Yanlış. Nereye ait bir oyun? Karadeniz. Karadeniz. 10 puan Havle'ye gidiyor. Havle hakikaten bu istasyonda zor duracak gibi. Dördüncü soruma geldim. Cezayir'in başkentinin adı da Cezayir'dir, doğru mu yanlış mı? Havle. Yanlış. Yanlış dedi. Hiç Cezayir'in başkentinin adı Cezayir olur mu? Elbette olur. Hediye geliyor. Hediye kime geliyor? Sümeyye. Havle'den sana bir 10 puan hediye geliyor. Sümeyye'ye bir 10 puan yazıyoruz. Neden? Çünkü Cezayir'in başkentinin adı da Cezayir arkadaşlar. Beşinci sorum. İstanbul Boğazı Ege Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlar. Sümeyye bastı. Yanlış. Yanlış dedi. Ege ile Karadeniz'i bağlamaz. Neyi bağlar? Karadeniz'le o küçük bir şey var ya arada. Marmara Denizi'ni bağladığı için 10 puan Sümeyye'ye gidiyor. Çünkü bu cümle yanlış bir cümle. Müthiş bir çekişme var. Bakalım kaçar puan kazandınız? Havle 30 puan. Sümeyye 20 puan aldı bu istasyonda. Ve bu istasyonun sonuna geldik. Arkadaşlarımla birlikte bu çekişmeyi devam ettirmek adına dördüncü istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarım, böyle bir yarışma görmedim.
Uzun süredir bu yarışmayı yapıyoruz arkadaşlarımla ama hakikaten keyifli. Arkadaşlar bu istasyonda pratik zeka soruları soracağım. Şık saymıyorum, cevap istiyorum. Havle, çok kritik bir 5 soru. Her şey burada belli olur. Ne yapman lazım? Ya daha hızlı çözmeye çalışacağım. Kesinlikle. Bilginizden şüphe yok ama hızlı butona basmak. Sümeyye nasıl gidiyor? İdare eder. İdare eder. İdare eder dediğin ama idare etsin diye burada çok fazla doğru cevaplayın. İşte birinci sorum. Tekil kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime oluşturunuz, ekrana verdik. Bütün harfleri kullanacaksınız, yer değiştireceksiniz. Sümeyye butona bastı. Sümeyye. Tilki. Tilki dedi ama iki tane i kullandım. Burada iki tane i yok. Tekildeki harflerin aynısını kullanacağız. Hemen Havle'ye geçtim. Söz hakkı Havle'de. Bilemezse Sümeyye'ye geçeceğim bu arada. Havle. 3 saniye. Süre doldu. Sümeyye. Var mı bir cevap? Yok. 3 saniye geçtim Havle. Var mı cevap? Tamam. İpucu vereceğim. İlk butona basan cevaplar. Şuradan vereyim ipucunu. Efendim derler ki hasta olunca falan benim şuramda bir nokta nokta varmış böyle. Havle bastı butona. Havle. Kitle. Kitle dedi ve 10 puan Havle'ye gidiyor. İyi bir başlangıç yaptı Havle bu istasyonda. Hadi bakalım. Geliyor ikinci sorum. Kasa kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime oluşturun. Verdik ekrana kasayı. Yer değiştirin. Çevirin. Bir şeyler yapın. Güzel bir kelime çıksın oradan. Bir yandan beni dinleyin. İpucum geliyor. Kuş. Bir kuş. Evet. Kuş ipucundan sonra Sümeyye butona bastı. Akas. Akas. Oo, akas kuşu inanılmaz ötücü bir kuştur demek isterdim. Ama öyle bir kuş yok. Evet. Saka. Saka mı? Gülme. Doğru cevap saka. 10 puan Havle'ye gidiyor. İnanarak söylemedi ama doğru cevap saka olacaktı. Arkadaşlar Sümeyye biraz daha atak, her şey bitecek. Üçüncü sorum. Tabii. Tabii kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime oluşturunuz. Oo, butona basan Havle. Biat. Biat mı? Sümeyye. Umalım ki yanlış olsun da sen cevap ver. Ama doğru cevap biat olacaktı. Havle durdurulamıyor bu istasyonda. Halbuki buraya kadar neredeyse dengeliydik. Ama bu istasyon dedim ya, kritik istasyon. Konsantrasyon tamamsa olay bitiyor. İşte dördüncü sorum. Bir matematik sorusu, biraz da pratik zeka sorusu diyelim. Aynı özelliklerde iki fabrika, iki saatte iki bilgisayar üretebiliyorsa... Aynı özelliklerde 8 fabrika, 8 bilgisayarı kaç saatte üretir? Arkadaşlarım ekranda gördü. Biraz karıştı. Butona basan Havle. 4. 4. Hesap, kitap ve 4 yanlış cevap. Sümeyye. 32. 32 mi? O biraz fazla oldu. O da olmadı. Bir daha düşün. Düşünün, butona basın söyleyin. Sümeyye. 16. 16 da değil. Herhalde biz böyle gitgide rakamları düşüreceğiz ama ipucu veriyorum. Hazır mısınız? Şu an beni dinleyin. İki fabrika, iki saatte iki bilgisayar üretiyorsa, zamanı oradan kaldırın. İki fabrika, iki bilgisayar, Sümeyye. 8. 8. Olmuyor. Şu an itibariyle ipucunu bitirdikten sonra size söz hakkı vereceğim, tamam mı? İki fabrika, iki tane bilgisayar üretiyorsa, bir fabrika kaç bilgisayar üretir? Hayır, bu normal soru. Bir. Bir. Bir fabrika bir bilgisayarı kaç saatte üretiyor? Bir. İki saatte. İki saat. Sekiz fabrika sekiz bilgisayarı... Evet. Toplamda 3 saniye veriyorum. 3. 2. 1. Bu sorudan üzülerek puan veremeyeceğim. Arkadaşlar. Hani dedik ya, iki fabrika iki bilgisayar üretiyorsa, bir fabrika bir bilgisayar üretir iki saatte. Sekiz fabrika
8 bilgisayarı ayrı ayrı oldukları için gene 2 saatte üretirler. Hep bütün fabrikalar başka başka fabrikalar. Değil mi? Aynı anda başlayacaklar. 2 saat sonra 8 bilgisayar gelip ortada buluşacak. Yani doğru cevap 2 saat olacaktı. Buradan puan veremedik. Geldim 5. soruma. 5. sorum bir şekil sorusu. Eksik yeri tamamlamak için hangi şekil gelmelidir diye bir soru. Soru işaretli yere hangisi gelmeli? Sanki biraz zor derken Havle bastı. Havle. Bence D. D gelmelidir dedi. Sondu. Bu son soruydu. Son 10 puandı. Alkışlarla Havle'ye veremiyorum. Sümeyye A, B, C. Senin bir tane hakkın kaldı cevap vermek için. Hadi birini söyle. 3 saniye süren var. Bir şık istiyorum. B. B dedi. Son saniyede B cevabı geldi Sümeyye'den. Keşke süre biraz daha uzun olsaydı. Sümeyye daha fazla düşünürdü. Ama doğru cevap yine B olurdu. Ve Sümeyye bir 10 puan aldı. Sümeyye derin bir oh çekti. Arkadaşlar burada hemen bakalım. Üstteki üçlüye bakalım. Açılarak gidiyorlar bakın yukarı doğru. O yapraklar yukarı doğru açılarak gidiyor. 2'de 3'de biraz daha açılmış. Bu mantıkla aşağıdaki açılarak gideceği için sağa sola B şeklini alacaktı soru işaretli yerdeki şekil. Ve Sümeyye 10 puan aldı. Şimdi bakalım kaçar puan kazandınız bu istasyondan. Havle 30 puan, Sümeyye 10 puan aldı ve böylelikle yarışmanın sonuna geldik. Heyecanlı bir yarışma, ben de bilmiyorum toplamda kaç puan aldınız. Hemen toplayacağım ve sonucu açıklayacağım. Evet arkadaşlar, puanlarınızı açıklıyorum. Havle 110 puan, Sümeyye 80 puan aldı ve Havle birinci oldu. Havle'ye bir alkış gönderiyoruz. Sümeyye ikinci oldu. Ona da daha büyük bir alkış göndereceğim. Bana göre ikisi de birinciler. Çok bilgililer. Ve şimdi arkadaşlarımı yanıma çağıracağım hediyelerini vermek üzere. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarım, bir yarışmanın daha sonuna geldik. Yarışmada birinci olan Havle arkadaşım, Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve tablet bilgisayarın sahibi olurken, ikinci olan Sümeyye arkadaşım, Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve MP4 çalarının sahibi oldu. Güle güle kullansınlar. Şimdi ekranlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki Bilgi Treni yarışmasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilgiyle kalın.